Halide Nusret Zorlutuna İstanbul'da doğan Halide Nusret Meşrutiyet döneminde Kerkük'te mutasarrıflık yapan 2. Abdülhamit devri gazetecilerinden Mehmet Selim Bey'in kızıdır. Babası kendi adından daha çok Avnullah Kazimi takma adıyla tanınır. Kerkük'te özel hocalardan Türkçe, Arapça, Farsça dersleri alan Halide Nusret 1. Dünya Savaşı başladığı sıralarda ailesiyle birlikte İstanbul'a döner ve orta öğrenimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne devam eder. Özel olarak İngilizce öğrenir. 1924'te Edirne Muallim Mektebi'ne öğretmen olarak atanan Halide Nusret, daha sonra sırasıyla Kıklareli, Kars, Ardahan, Urfa, Karaman, İstanbul ve Ankara'da çeşitli ortaokul ve liselerde bu görevi sürdürür. 1926'da Suvari Yarbayı Aziz ve Cehi Zorlu Tuna ile evlenir. 1930'da oğulları Ergün, 1938'de kızları Emine Işınsu dünyaya gelir. Bu arada Çocuk yardım Yardımseverler, Çocuk Haklarını Koruma, Türk Kadınları Birliği, Eski Muharipler, Soroptimistler gibi derneklerin üyeliklerinde ve Türk Anneler Derneği Genel Başkanlığında bulunan Halide Nusret, 1957'de Kız Teknik Öğretmen Okulu'nda edebiyat öğretmeni iken kendi isteğiyle emekliye ayrılır. Halide Nusret 15 yaşlarındayken Erenköy Kız Lisesi'nin açtığı yarışmada babasının ölümü üzerine yazdığı Ağlayan Kahkahalar yazısının birincilik kazanması üzerine yazı hayatına girer. O günden sonra şiir, fıkra, deneme, inceleme, anı, sohbet, hikaye ve roman türlerinde çeşitli eserler kaleme alır. Sade dili, samimi uslubu ve güzel Türkçesiyle yazdığı yazılar, mistik temayülleri olan duygulu ve şefkatli ruhunun terennüm ettiği şiirler büyük bir ilgiyle karşılanır. 1975 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Kadın Yılı ilan edildiğinde Kadınların Sosyal Hayatını İnceleme ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen sergi ve toplantıda kendisine Ümmül Muharirat, Kadın Yazarların Annesi ünvanı 1983 yılında ise Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile Türk Basın Birliği tarafından basın mesleğinde 50 yıl şerefli hizmet belgesi ile plaket verilir. Kadınlar Dünyası, Salon Mecmuası, Çınaraltı, Türk Kadını, Çağrı, Hilal, Defne, Hisar dergilerinde ve Zafer, Kudret, Haber, Yeni İstanbul, Sabah, Hürriyet gazetelerinde sık sık imzasıyla karşılaştığımız Zorlu Tuna'nın başlıca eserleri şunlardır. Romanları Küller, Sisli Geceler, Gül'ün Babası Kim, Aşk ve Zafer, Altın Karanfiller, Aydınlık Kapı, Hatıraları, Büyük Anne, Bir Devrin Romanı, Benim Küçük Tostlarım, Hikayeleri Beyaz Selvi, şiirleri, geceden taşan dertler, yayla türküsü, yurdumun dört bucağı, ellerim bomboş. Mecla özgürlük düşkünü, hiçbir ahlaki ve toplumsal kuralı kabul etmeyen, istediğini yapabileceğine inanan, ailesini sevmeyen ve acımasız bir kızdır. Annesini aldatan babasından ve buna izin veren annesinden nefret etmektedir. Aile kurumuna inancını ve saygısını da bu vesileyle kaybetmiştir. Öyle ki sevgilisi Talat'ın çocuğuyla bir kadını terk etmesi bile kalbini yumuşatmamış. O kadına acımamış. Hatta bundan dolayı onu suçlamıştır. Talat'la gönül eğlendirmeye devam eder. Fakat tarih tekerrürden ibarettir misali. Başına gelenlerden dolayı ailesi onu dışlar bir köye akrabalarının yanına gönderir. Gittiği evde Hasan amca ve pembe hanımla yaşamaya başlayan Mecla yeni bir hayatı adım atarken artık geçmişteki acımasız ve uçarı kız değildir. Gül'ün babası kim? Halide Nusret Zorlut'una Pek sevgili ve kıymetli arkadaşım Lamia Masara Mevzunu senden aldığım bu eseri yine sana İtaf ediyorum. Halide Nusret. Mecla. I love you. I love you. Cötem. Cötem. İhliye Bedi. Ihli Bedi. Seni seviyorum. Seni seviyorum seni. Hangisi daha güzel? Hepsi güzel. Sen hepsinden, her şeyden daha güzelsin, Mecol. Bembeyaz. Buzlu mehtabın içinde iki siyah hayal birleşti. Sessizlik içinde küçük bir ses. Sonra ayrıldılar. Yine el ele yürümeye başladılar. Yollar uzun, tenha, kimsesiz, beyaz, bembeyaz yollar. Memleket uykuda. Hayır, uykudan daha ağır, daha mutlak bir sükun içinde. Memleket nefes almıyor. Bütün evler ışıldayan gözlerini yummuşlar ve bütün bacalar nefeslerini tutmuşlar. İstanbul uyuyor. İstanbul ölü. Bu mermer kesilmiş dünya üstünde yalnız onlar canlı. Bu iki siyah hayal. Onlar canlı ve pür hararet. Damarlarında kan yerine alev dolaşıyor sanki. Erkek soruyor. Üşümedin ya. Kız gülüyor. Hayır soğuk yok ki. Buz gibi billur gibi şeffaf ve temiz duran kış mehdabın içinde iki genç baş tekrar birleşiyor. Sokak köpeklerinin bile bir taş altı bulup sokuldukları bu çok soğuk kış gecesinin sabaha yaklaşan bu saatinde bomboş sokaklarda dolaşan bu iki serseri kimdir? Hapishaneden kaçmış bir külhan beyiyle yersiz yurtsuz kalmış bir sokak kızı mı? Ay değil mi? Kocaman çehresiz sapsarı onlarla beraber yürüyor. Onların yüzlerini iyice görebilmek için eğiliyor, alçalıyor ve namütenahi beyaz ışıklarını arza döküyor, döküyor, döküyor. Genç kız bileğini aya doğru kaldırarak söylendi. Saat üç buçuk. Geç kaldım. Aldırma. Aldırdığım yok. Ne can kızsın sen? Genç erkeğin biçimli başı yine kızın yüzüne eğildi ve beyaz gökte ay. Biraz kızardı. Artık dönmeliyim Talat. Uyanırlarsa, ne olur uyanırlarsa bir daha zor kaçırım. Yok canım. Senin için dünyada zor şey var mıdır? Bu iltifat mı yoksa? Estağfurullah. Güldüler sesleri buzlu sokakta bir billur gibi yuvarlandı ve kırıldı. İşte artık bu sokaktan caddeye çıkalım Talat. Peki Mecom durdular. Kız alnına yüzüne dökülen saçlarını şapkanın altına soktu. Yakasını iyice kaldırdı. Erkek de elinde tuttuğu şapkayı başına geçirdi. Düz beyaz sokakta ayakları ve bastonlarıyla siyah izler açarak hızlı hızlı yürümeye başladılar. Tramvay yollarının ince parlak yılanlar gibi uzandığı boş caddeyi adeta koşarcasına geçerek karşıki sokağa girdiler büyük bir konağın arka kapısı önünde durdular. Genç kız çantasından bir anahtar çıkardı. Kapıyı usulca açtı. Sonra yüzünü arkadaşına kaldırdı. O zaman iki bacı arasından başını uzatan kıskanç ve mütecessiz ay kendi yüzünden çok daha güzel bir şehre gördü. İkinci kanunun en soğuk gecesinden Temmuz'un en ılık sabahına geçiyoruz o gece gökte koşan ayla beraber yüzünü gözlerini görmeye o kadar uğraştığımız genç kızı şimdi adı temmuzunun çiğ ziyaları içinde iyice tetkik edebiliriz. Çamların altında yere arka üstü uzanmış, elleri başının altında ve gözleri kapalı. Üstünde düz beyaz bir esvap, ayaklarında ökçesiz beyaz ayakkabıları var. Çıplak boynu, kolları ve bacakları içine güneş siyası doldurulmuş gibi kızıl ve parlak. İnce bilekli, çok mütenasip bacakların ufak, sarı tüyler, mini mini yıldızlar gibi parıldıyor. Kumral ve kabarık saçlarının içinde de sanki yıldızlar kaynaşıyor. Alnı genişçe, çizgisiz bembeyaz, kaşları ince, çekik kumral. Ucu yukarı kalkık, müstehsi, istihamkar bir burun. Çehrenin masum manasına bir küstahlık ilave ediyor. Kırmızı pek kırmızı dudakların arasında ışıldayan bu dişler de bu manayı tamamlıyor. Ya gözler? Onları göremiyoruz. Bu donuk ve beyaz kapakların ucundaki düz, uzun kumral kirpikler kalkınca ne göreceğiz? Kuş yeni bir kış sabahı mı? Mavi bir bahar öğlesi mi? Yoksa siyah yıldızlı bir yaz gecesi mi? Uzaktan köşkün balkonda müşfik, ahenktar bir ses dalga dalga döküldü. Mecla, Mecla, Mecla. O hiç istifini bozmadan keskin bir ıslık çaldı. Sonra seslendi. Halot, neredesin? Çamlıktayım, yatıyorum. Geleyim mi? Gel. Biraz sonra kuru çam dalları çatırdadı. Bayırın üstünden doğru aynen Mecla gibi giyinmiş bir genç kadın iniyordu. Mecla'ya yaklaşınca durdu. Bu orta boylu mütenasip vücutlu çok beyaz altın gözlü uzun kirpikli bir kadındı. Hala gözlerini açmayan Mecla'ya yüzünde yumuşak müşfik müsemehakar bir tebessümle baktı. Uyuyor musun Meco? Genç kız birdenbire bir ok gibi yerinden fırlayarak onun boynuna sarıldı. İki yanağını şapır şupur öptü. Hayır ablacı, hayır zizicik, uyumuyorum, düşünüyorum, düşünüyorum ya. Meco düşünüyor. Şeker ablacık. Birbirlerine canları gözlerine gelmiş gibi muhabbetle baktılar. Kalpleri ve kafaları gökteki yıldızlar kadar birbirinden ayrı olan bu iki kardeşi böyle sımsıkı birbirine bağlayan şey nedir? Kanı, kanın kuvveti ve hakimiyetini asla inkar etmemeliyiz. Yere kuru çam iğneleri üstüne diz dize oturdular. Büyük sordu. Meco düşünüyor ha? Meco düşünür mü? küçük şakacı alaycı bir tavırla cevap verdi. Ya ablacık meco düşünüyor. Hem gözlerini yumup da öyle uzun uzun dalgın dalgın hazin hazin. O kadar tuhaf söylüyordu. İkisi de kahkaha ile gülüyorlardı. Nezihe yine sordu. Öyle uzun uzun ne düşünüyorsun Meco? Ah sizciğim ah söylenmez ki sen her zaman bana Boğaz dokuz boğumdur. İnsan her düşündüğünü her yerde söylememeli diye ukala ukala hanımkine nasihatleri vermez misin? Bugün seni dinleyeceğim. Ne düşündüğümü söylemeyeceğim. Ama insan ablasına her şeyi söyleyebilir Meco ve söylemelidir. Nafile beni kandıramazsın Zizi nafile söyleyemem. Bu sabah ne yumuşaksın Meco tırnaklarını içeri çekmiş bir kedi gibisin. Ya şaştın değil mi? Beş dakikadır konuşuyoruz da daha kavga etmedik. Hakikaten bu. Onların hayatlarında nadir bulunur vakalarındandı. Küçük biraz düşündükten sonra acemi bir aktör gibi masum bir tavır almaya çalışarak ''Derdim büyük de ondan ablacık'' dedi. Kavga edecek halim yok ve gülmemek için dudaklarını sıktı. Nesi var bu küçük kızın istihza alay maskesi altında büyük bir kederi mi, büyük bir sevinci mi? yoksa büyük bir heyecanı mı gizlemeye çalışıyor? Nezihe de kendi kendine bunu sordu. Sonra küçüğünün renkli büyük birer mi cevher gibi parıl parıl yanan gözlerine bakarak ben bilmiyor muyum sanki diye güldü. Yavrum ben zannettiğin kadar da saf değilim. Küçük birdenbire küstah görünen tavrından omulmaz bir ürkeklikle başını geriye çekti. Gözlerini kırpıştırdı sonra kendini topladı. Kavgayı kendin çıkarırsın sonra da şikayet edersin. Seni saf zanneden kim? Hem bildiğin neymiş bakalım. Babana bir türlü aldıramadığın o kır atı düşünmüyorsun musun? Nimecla onun ne derece doğru söylediğini anlamak için baktı. Zekaları göz bebeklerinde çarpıştı. Birinin gizlediğini öteki anlamaya çalışıyordu. İkisi de gizliyordu. İkisi de anlamak istiyordu. Mücadele başlamıştı. Mecla ince keskin zalim bir istihza bakışıyla ablasını süzdü. Ben sana saf dediğimi hatırlamıyorum ama sen beni aptal yerine koyuyorsun galiba Neziha Hanım. Nezihe vaziyeti kurtarma, kavganın önüne geçmek istiyordu. Niçin böyle söylüyorsun Meco? Niçin söyledim pekala bilirsin hem. Kuzum ben burada kendi kendime rahat rahat uzanmıştım niye geldin de rahatımı kaçırdın? sen gel dedin. Geleyim mi diye sorarsan elbette nezaketen gel derim. Hem sana bir şey söyleyecektim. Ne bekliyorsun? Vakit bırakmıyorsun. Demiden bir alay edeceğini söyleseydin ya çok manasızsın. İnsan ablasıyla böyle mi konuşur Meco? Ben böyle konuşurum. Sana kaç defa söyledim öyle ablaymış, anneymiş, babaymış ben bilmem. Ben tanımam öyle şey. İnsan insandır. Üç sene, beş sene, elli sene fazla yaşamış olmanın da gerçi bir kıymeti vardır. Fakat ana baba hakkı. Sus kuzum. Yine damarıma basıp beni söyleteceksin. Ondan sonra karşıma geçip ağlayacaksın değil mi? Ana hakkı, baba hakkı. O da ne demekmiş öyle? Ben böyle şey tanımıyorum anladın mı? Nankör. Anan seni dokuz ay karnında taşıdı. Taşımasaydı. Taşımasını kendisinden rica etmemiştim. Ne emekler ne zahmetlerle büyüttü. Büyütmeseydi ben büyüsün dedim miydi? Zavallı babam bize ağırlığımızca altın sarf etti. Ha hele zavallı babam. Aman ya yarabbi ne komiksin ablacık. Zavallı babama Vah zavallı adam vah. Ona kim dedi dünyayı iki evlat getirsin diye. İnce bacaklarını uzatıyor. Her mukaddes şeyini çiğnemeye hazır gibi duran küstah küçük ayaklarını birbiri üstüne koyuyor. Yanaklarından alevler çıkarak söylüyordu. Bizi dünyaya getirdikten sonra beslemek, büyütmek, arzularımıza tabi olmak vazifeleriydi. Sen vazifeye kıymet verir misin? Evet. Nezihe geniş bir nefes aldı. Şu halde senin de onlara karşı vazifelerin... Hayır, benim onlara karşı vazifelerim yok abla. Ben de eğer dünyaya bir insan getirmek budalalığını yapacak olursam o zaman o mahluka karşı vazifelerim olur. Anladın mı? Niçin buna budalalık diyorsun Mecla? Zatül yağınıza da o dokundu değil mi hanfendi? Evet yanlış söyledim budalalık demeyecektim cürüm. Cinayet diyecektim. Tabiatın hakimiyetini kabul etmiyor musun? Hayır. Sen delisin. Sen de aptalsın. Mükemmel insan tabiata galebe edebilen insandır. Zaten insanlar en büyük mücadeleyi tabiatla etmiyorlar mı? Sen beni dinle Nezihe. Annelerle babalar mücrimdirler. Mücrim, mücrim. Kanun yapmak elimde olsa en ağır cezaları onlara koyardım. Hele bizim anamızla babamız onlara bütün hayatları müddetince hatta etmiş, cürüm işlemiş insanlardır. Annemiz de mi? Hain kız, insafsız kız. Nankör kız, annemiz de mi? Annemiz de evet, hiç şüphesiz. Annemiz de. Babam gibi adamla ömür geçirip ondan evlat yetiştirmek cürüm değil de nedir? Onlar evlendikleri gün bir büyük hata işlemişlerdi. Ondan sonra beraber geçirdikleri her dakika bir hata, bir günah. Anladın mı? Rica ederim. İkide bir anladın mı diye sorma, sinirleniyorum. Ah babam, senin bu fikirlerini duymalıydı. Bu, ona yani hatasının cezası olurdu. Yegane hatası dediğin nedir acaba? Seni küçük yaşta ecnebi mektebine vermesi. Size mektepte bunları mı öğretiyorlar Mecla? Evet hanımefendi size bunları öğretmezler miydi? Hayır. Sahi size namazın farzlarıyla abdestin sünnetlerini ezberletirlerdi değil mi? Bize insanlığı öğretirlerdi Mecla. Bizim mekteplerimizde gene de öğretirler. İnsanlığı mı? Ne müphem kelime. O nasıl bir anka kuşuymuş acaba ablacık? Anka kuşu değil yavrucuğum insanlık demek. Büyüklere hürmet, itaat, küçüklere şefkat, muhtaçlara yardım, haktan hiçbir zaman mecra bir kahkaha attı. Kafi kafi ablacık devam etme. Ramazan'da Fatih Camii'ne gider vaaz edersin. İştahını oraya sakla. Bu dünyada bu lafların modası çoktan geçti. Hürmet, itaat, merhamet bilmem ne. Bunlar boş laflar. Nezi, altın rengi gözlerini dolduran, yaşları döküp bu haşarı çocuğa gülünç olmamak için bütün gayretini sarf ediyordu. Sesi kuru bir hıçkırık gibi çıktı. Ya sen ne inanırsın Mecla? Hürriyete. Ben insanların hürriyetine inanırım. Zizi, anladın mı? Hürriyet. Bu ne demektir bilir misin? Oh, bilakaat Ve şart, hürriyet. Yaşasın büyük hürriyet. Mecdan'ı küstah size birdenbire rakikleşti. Doğru söyle ablacık. Sen de bana için için hak verirsin değil mi? Yo dur. İtiraza hazırlanma hemen. Samimi ol. Sen de bana hak verirsin ama itiraf etmek işine gelmez. Neden Mecla öyle düşünsem neden itiraf etmeyeyim? Etmezsin edemezsin ki. Sen belki bunu kendi kendine itiraf etmekten bile çekinirsin. Şimdi bana derhal cevap ver bakayım. Mesut musun? Sana layık olan hayatı mı yaşıyorsun? Bana mukadder olan hayatı yaşıyorum. Mukadder mi? Böyle şey olmaz ablacık. İnsanlar talihlerini kendileri yaparlar. Sen hayatından memnun değilsin, biliyorum. Olmana da zaten imkan yok. Eğer sevdiğin adamla evlenseydin. Hoş ben evlenmenin manasını da pek anlamam ya. Neyse. Nezihe'nin güzel gözleri hayret ve dehşetle açıldı. Neler söylüyorsun Meco neler söylüyorsun? Ben o zaman ufa çıktım ama şeytan gibi her şeyi aklım ererdi. Çocuklar bir şeyi bilmez bir şey anlamaz zannederiz hata. Üç yaşında bir çocuk bile etrafında olup biten her şeyi görür anlar ve unutmaz. Halbuki ben o zaman altı yaşımda vardım değil mi? Öyle ya mektebe gitmeden bir sene evveldi. Tam altı yaşımdaydım değil mi? Sen de benim şimdiki yaşımdaydın. On sekiz. Ne güzel yaş bu. Değil mi ablacık? Fakat bu en güzel yaşın sana nasıl zehir olduğunu ben biliyorum. Neler çektin zavallı ablacığım. Yatağının içine büzülüp hıçkıra hıçkıra ağladığın geceler hiç unutmam. Ben küçük kayyolamda uyur uyanır senin hıçkırıklarını dinlerdim. Niye geceler o kadar uzundu? Hiç bitmek bilmezdi. Bazen ben de sessiz sessiz ağlardım. Pencerenin köşesinden görünen gök parçasına gözlerimi diker, yıldızların sönmesini, ufukların ağarmasını büyük bir sabırsızlıkla beklerdim. Bazen de yorganın altına küçük avuçlarımı açarak seni istediğin adama vermeleri için dualar eder, adaklara dardım. Nezihe dirseğini, dizine, avucunu, alnına dayamıştı. Gözlerinden kucağına yaşlar dökülüyordu. Bu gözlerde yıllarca küller altına kilitlenmiş bir ateşin şimdi birdenbire parlayan kıvılcımları vardı. Küçük de kendini bu eski hikayenin hüznüne tamamen kaptırmış gibiydi. Mücevher gözleri kuşuni bir sema gibi donuk ve derindi. Bir dakika, ta uzaklarda, Temmuz güneşinin bütün ateşi ve parlaklığıyla yıkanan Marmara'ya bakarak düşündükten sonra kendi kendine konuşuyormuş gibi iddiasız devam etti. Sonra ne oldu? Gençliğin yegane rüyasını, bütün ömrünün biricik hülyasını, biricik maksadını bir hiçe feda ettin. Nezihe, yazık oldu sana. Babamın manasız bir arzusuna, babamın zalim kibir ve inadına kendini körü körüne feda ettin. Seni hiçbir zaman anlamayan, hiçbir zaman anlamayacak olan bir sersemle evlendin. Bedbaht oldun. Niçin? Ama düşün ablacık, niçin? Babam metresleri peşinde koşarken bizler onu men ediyor muyduk? Kendi zevk ve hevesi uğruna meydana attığı çocukları sersem anacıklarıyla beraber onun yolunu beklerken o, Yeni yeni kadınlar arkasında koşuyordu. Sonra kızını, kızının yegane aşkını ümidini de yine kendi arzusuna feda etti. Hadi canım efendi, vazife böyle mi olur? Bu şaheser bir hodbinliktir. Senin yaptığında darılma ama. Nezihe yüzünde yaşlarla gülümsedi. Şaheser bir budalalık değil mi? Bak, nasıl da bilirsin. Beni dinle ablacık ama iyi dinle. Bana ahlak dersi vermeye kalkmazsan emin ol ki kavga etmeyiz. Çünkü senin tükenmeyen derdini pek iyi anlıyorum ve sana acıyorum. Benim derdim filan yok artık Mecom. Benim çocuğum var. Şimdi çocuğumdan başka bir şey düşünmüyorum. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim Tunc'un aziz başına yemin ederim. Yalnız bazen hatıralar, ümitlerin ve ısırapların korkunç hatıraları... Biraz evvel olduğu gibi. Ama o da binde bir. Hem sen beni bırak şimdi. Beni düşünme. Benimle meşgul olmaya değmez. Fakat sen... Sen beni korkutuyorsun küçüğüm. Ah ablacık yarım dakika evvel söyledim. Bana ahlak dersi verme diye. Hayır. Onun için değil. Seni temin ederim. Fakat hakikaten korkuyorum Mecla. Endişe ediyorum. Ne olacaksın? Bu itikatlar, bu fikirler, bu hassasiyet, bu ateşin zeka ve bu imansızlık. Ya Rabbi bu kız ne olacak? Korkma ablacık korkma bir şeycik olmam. Nafile heyecanlanma. Ben de fevkaladelik tevehüm eden sensin. Yoksa ben de ne hassasiyet ne de zeka öyle gayri tabi surette inkişaf etmiş, almış yürümüş değildir. Garip fikirlerim, itikatlarım falan da yok. Onlar sana garip geliyor. Çünkü sen geçen asırdan arta kalmış gibisin. Halbuki ben bu neslin fikirlerini, itikatlarını yahut itikatsızlıklarını taşıyorum. Harpten sonraki neslin. Evet, bedba, mutsuz nesil, imansız gençlik. Sustular. Ne Nezih'in gözlerini korku ve endişe bir yağmur bulutu gibi çökmüştü. Mecla kalktı. Ellerini beline dayayarak durdu uzun uzun ablasına baktı sonra gülerek ben bisikletle şöyle bir dolaşacağım dedi. Şimdilik goodbye ablacık. Ve bayır aşağı koşarak uzaklaştı. Nezihe ani bir felce uğramış gibi bir dakika kımıldayamadı. Sonra ellerini yüzüne kapayarak hıçkırdı. O, bu genç kızı kendi çocuğuymuş gibi seviyordu. Aralarında 12 sene yaş farkı vardı. Mecla bütün küstahlığına, isyankarlığına rağmen ara sıra öyle münis, öyle mazlum, öyle zayıf bir çocuk olurdu ki insana ağlamak arzuları verirdi. Nezihi için bu çocuk meçhul, esrarengiz bir alemdi. Onu tanımadan, tanıyamadan seviyordu. Zaten tanımaya pek vakti de olmamıştı. Mecla'yı babası yedi yaşını bitirmeden bir ecnebi lehli mektebine vermişti. Çocuk evvela ağlamış, sızlamış, gitmek istememişti. Fakat sonra, sonra mektebin o kadar ısınmıştı ki bazen ayda bir gece bile eve gelmezdi. Ve her gelişinde evinden, ocağından, ailesinden biraz daha uzaklaşmış bulunurdu. Bu müthiş hakikati yalnız Nezih'e görüyordu. O kendi dertleri, kendi ısrapları arasında bile kardeşinin ruhundaki azim ve korkunç tahavülü fark ediyordu. Babası ikide bir değişen metreslerini ve onların binbir kaprisini düşünmekten, annesi de bütün hayatında alnının kara yazısına ağlamaktan baş alıp da evlatlarıyla meşgul olamamışlardı. Nezihe galiba küçüğün hakkı var. Galiba onlar mahrem diye düşündü. Sonra da böyle düşündüğü için utandı. Tam bu sırada berrak, tatlı akan suyun, öten kuşun sesi kadar berrak ve tatlı bir çocuk sesi duyuldu. Anneciğim! Anneciğim diye onu çağırıyordu. Nezihe'nin gözlerinde ve gönlünde bir anda bin güneş yandı. Genç anne Mesut ve Çalak kendini çağıran sevgili sese koştu. Bu ses onların mahrum ve yeknesak hayatında yegane rüya, yegane ahenk, yegane saadettir. Çocuk sesi olmasaydı ev kadınları daha ne kadar bedbah ve biçare olurlardı ya Rabbi. Arkası yarın. Dipnot kelime açıklamaları. Pür hararet, ateşli. Onlar canlı ve pür hararet, damarlarında kan yerine alev dolaşıyor sanki. değirmeni. Büyük tepsi. Ay değirmeni, kocaman çehresi sapsarı onlarla beraber yürüyor. Onların yüzlerini İyice görebilmek için eğiliyor, alçalıyor ve namütenahi, sonsuz. Beyaz ışıklarını arza döküyor, döküyor. Mütecessiz, meraklı. O zaman iki baca arasından başını uzatan kıskanç ve mütecessiz ay kendi yüzünden çok daha güzel bir çehre gördü. İkinci Kanun Ocak Ayı İkinci Kanunun en soğuk gecesinden Temmuz'un en ılık sabahına geçiyoruz. Ziya, ışık, müstehzi, alaycı. Kaşları ince çekik, kumral, ucu yukarı, kalkık, müstehzi, istifhamkar, istifhamkar, kuşkucu bir burun. Mütenasip, orantılı, muntazam, düzgün. Bu orta boylu, mütenasip, vücutlu, çok beyaz, altın gözlü, uzun kirpikli bir kadındı. Zati Ülya, yüksek kişilik. Niçin buna budalalık diyorsun Mecla? Zati Ülya'nıza da dokundu değil mi hanımefendi? Mücrim, suçlu, sen beni dinle Nezihe. Annelerle babalar mücrimdirler. Mücrim, mücrim. Cürüm, suç. Onlara bütün hayatları müddetince hata etmiş, cürüm işlemiş insanlardır. Annemiz de mi? Müphem, belirsiz. İnsanlığı mı? Ne müphem kelime? Belirsiz. O nasıl bir anka kuşuymuş acaba ablacık? Bilakayt ve şart. Kayıtsız, şartsız. Hürriyet. Bu ne demektir bilir misin? Ah, bilakayt ve şart hürriyet. Rakik. Merhamet. Mecdan'ın küstah sesi birdenbire rakikleşti. Tevehhüm, kuruntu. Ben de fevkaladelik tevehüm eden sensin. İnkişaf, gelişme. Tabi surette inkişaf etmiş, almış yürümüş değildir. Leyli Mektep, Yatılı Okul mecrai babası 7 yaşını bitirmeden bir ecnebi Leyli Mektebi'ne vermişti. Tahavül, Değişim Kardeşinin ruhundaki azim ve korkunç tahavülü fark ediyordu. Çalak Acele Genç anne, mesut ve çalak, kendini çağıran sevgili sese koştu. Yeknesak, tek düze Bu ses onların mahrum ve yeknesak hayatında yegane rüya, yegane ahenk, yegane saadettir arkası yarım